Merhabalar değerli izleyenler. Sanal Direktör'e hoş geldiniz. Sevgili Raşit Altun'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca Sanal Direktör'de haftanın öne çıkan maçlarını ve bu öne çıkan maçlara dair hafta boyunca taraftarın 11'ini, taraftarın yine kendi seçtiği dizilişi sizlere sunacağız. Sanal Direktör'de her zamanki gibi önümüzdeki bir saat boyunca hoş geldiniz Raşit Hoş bulduk. Maçları teker teker ekranlara getireceğiz değerli izleyenler ama önce her zamanki gibi haftanın genel görünümü ekranlara geliyor. İşte Spor Süperlik Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda haftanın genel görünümü değerli izleyenler. İttifak Holding Konya Spor, GZT Giresun Spor ve Yukatel Kayseri Spor, Atakaş Hatay Spor maçlarının saati 20 bugün oynanacak. Bu maçlar Gaziantep Futbol Kulübü Demir Grup Sivas Spor. Yine yarın 13.30'da başlayacak. Bu mücadele Trabzonspor 16'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Zirve yolunda yoluna devam etmek istiyor. Trabzonspor Kasımpaşa'da yine çok formda. Babakars Fatih Karagümrük zor günler geçiren rakibine karşı Özgür Kablo yeni Malatya karşı sahada olacak. Fenerbahçe Medipol Başakşehir'e karşı karşıya gelecek haftanın yedi, dikkat çeken maçlarından biri bu. Ve pazar günü Aytemiz Alanya Spor Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Torrent yönetiminde çıkış arıyor. Kopmak istiyor. Alt sıralardan Galatasaray, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor. Maçının saati 16. Beşiktaş, Trabzon Avantalya Spor saat 19 ve aynı saatte İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşı karşıya gelecek. İşte haftanın başlamadan önce yeni hafta puan durumu da ekranlara geliyor. Trabzonspor'un liderliği 54 puanla sürüyor. İttifak Holding Konya Spor puanı 45. Şahitimiz Adanya Spor, Adana Demir Spor bu ikiliyi takip ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş hemen Avrupa podasının dışında konumlanmış şekilde 37 puanda. Fenerbahçe 36 puanda. Beşiktaş sıralama. Atakaşatay Spor, Medipol, Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, ...ve Demir Grup Sivas Spor şeklinde ilk 10 devam ediyor. 11. sırada Yükatel Kayseri Spor var. 31 puanda. Averajı eksi 1. Vavakars Fatih Karagümrük yine 12. sırada 30 puanla. Kasımpaşa ardı ardına topladığı, ardı ardına çıkardığı 5 galibiyette... ...hakikaten bir anda kopmayı başardı ağız sıralardan. Puanı 27, Göztepe'nin puanı 27... Galatasaray'ın yine puanı 27, 15. sırada Galatasaray. GZT Giresunspor 26 puan 16. sırada. Son 4'te ise Fraport Avantaylı Spor, Çaykur, Bize Spor, Altay ve Öznur Kablo Yeni Malatya Spor var. Puan durumu da böyleydi sevgili izleyenler. İlk maçımız Trabzonspor Kasımpaşa. Bakalım taraftar sanal direktörü hafta boyunca nasıl oylamada bulundu? Lider Trabzonspor taraftarları nasıl bir takım seçti? İşte sanal direktör ekranlara geliyor. Uğurcan Çakır, Raşit Altun %98 aldığı oy. Yine Uğurcan'ın da maçlara maça geçmeden önce Kasımpaşa 5-5 de geliyor. 5'te hakikaten Sami Hoca'yı tebrik etmek lazım. Müthiş. Ya Bunu konuşmak lazım diye evet, düşünüyorum kesin, değil mi? Yani kesin altın. Hoca'yı tebrik etmek lazım. Aynı kadro. Hı hı. E, 5-5. Müthiş bir performans. Umut Bozok yine müthiş. İyi bir dönemden geçiyor. Değil mi? Oynuyor. Yine en çok gol katkısı yapan oyuncu. Hani gol asist ikisinde. En çok gol katkısı yapan oyuncusu. Ya, tebrik etmek lazım. tabii başta hocayı olmak üzere bütün Kasımpaşa camiasını. E, Trabzonspor'da hakikaten geçen hafta çok kritik bir yani aradan önceki hafta neticede hani son dakika golleri için ne denir bilirsin şampiyonluk habercisi ne, iyi oynamadığı bir maçta. maçta yani maçın büyük bölümünde e, Galatasarayın üstünlüğü vardı ama son dakika golü müthiş bir hakikaten zafer oldu yani, Trabzonspor için de bence şampiyonluk kapısını sonuna kadar açtı haftaya da biliyorsun Konyaspor maçı var ile oynuyor Trabzonspor önümüzdeki hafta olası bir galibiyette artık yani. Hayır, Konya Spor'un da burada tabii bir maçı eksik olduğunu söyleyelim. Konya Spor'da bir maçını kazanıp o eksik maçını Başakşehir ile İstanbul'da. 6 olacak bu. Trabzon da mesela Deplasman'da denebilir O zaman da tabii potanın bambaşka içinde olacak. Bir konu bambaşka bambaşka evet. bir şey konuşuruz. Onu tabii izleyip göreceğiz. Ama e, gerçekçi olmak gerekiyorsa hakikaten Trabzon Spor'un geniş kadrosuyla şampiyonluğun şu anda bir numaralı adayı. Bence bunun da e, Trabzon Spor buradaysa tabii ki teknik ekip, tabii ki futbolcular hepsi evet ama bence Uğurcan Çakır faktörü çok 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 önemli. Geçen hafta hatırlıyorsun Berkan'ın şutunda takım arkadaşının ayağından seken topta inanılmaz bir kurtarış yapmıştı. Maç son dakikada Babel'in de bir kafa var ama hani ben özellikle o ters köşeye giderken geri dönüp yani kurtardığı top Berkan'ın şutunda bence hani sezonun kurtarışı diye en azından şimdi kadar Kendisi düşünüyorum. en beğendiğim kurtarışım demiş. O ya, yani çünkü çok kritik bir an, yani çok kritik bir maçta e, bu kurtarışı yaptı. Tabii yüzde 98 oy biraz düşük geldi bana bu <laughs> <Maçtan> sonra <laughs> en azından yani en azından yüzde bekliyor ama tabii ne oluyor demek ki devam ediyoruz. İşte liderin Trabzonspor'un sevgi izleyenler savunma hattına bakalım taraftar ne diyor? Bruno Perez'i koymuşlar. Şahit o da iyi Trabzon. bir maç çıkardı. Yüzde 85. Bence puç iyi bir transfer olduğunu gösterdi. Fizik gücü yüksek tempolu bir oyuncu. Zaten biliyorsun Abdullah Avcı bizim her zaman iyi transferler yapar. Lige uygun. Yine bir transfer yapmış Trabzonspor. Tebrikler tabii. O da iyi oynadı. Bu beğendim. Ya evet. en azından takım aidiyeti yüksek bir oyuncu olarak göze çarpacak gibi duruyor önümüzde günlerde. Taraftar da sever. Öyle oyuncuları. Hani biraz evet, da evet. biraz mekanik bir oyuncu. Taraftar da evet. sevdiği bir oyuncu. Onu evet. çalışıyorum. Bakalım stoper hakkında kimler var? Değerli izleyenler Trabzonspor'da. Dansfield ve Vitor Hugo. Şimdi şöyle yaş, bir durum var. Ben audio. mesela Ahmetcan'ı Ahmet Can'ı, Ahmet Can, Can Kaplan'ı Galatasaray maçında çok beğendim. Hani 2003 doğumlu. Bence önümüzdeki yıllarda e, Türk futbolunda damga vuracağını düşünüyorum. Benim kişisel fikrim. Yani. Bence yaş grubunun Yo, en iyisi. Yani hakikaten katlıyorum. müthiş bir performans. Ve solak Güveni patlı oynar evet. değil mi? Ve solak da çok enteres yani enteresan. Solak olması enteresan değil, de. Vitor Hugo, film, olması değil mi? Vitor Hugo, Dansfield, Ahmet Can da solak. Evet. Hani, Üç stoperi üç, stoperi de solak biliyorsun. Herkes solak stoper diye e, arar tarar. Evet. inim minler inler bir solak stoper bulmak için. Trabzon bu konuda e, şanslı. E, tekrar söylüyorum. Yani Ahmet Can %21 almış. Biraz daha yani bilemiyorum tabii. Dansville daha deneyimli bir oyuncu netiyle. Şampiyonluk yarışındasınız. Kasımpaşa etkili bir takım. İzleyip göreceğiz tabi. Devam ediyoruz bakalım. Trabzonspor taraftarı ne diyor? Hamşik Yine Dorukhan'la beraber orayı ikilemiş Trabzonspor taraftarı. Ama şeyin bir oynamama durumu, var. Olma evet, yani, Baş, oynamama durumu var. Oynamama durumu var ama tabii Trabzonspor'un çok geniş bir kadrosu var. Rotasyonu. Mesela Hamzaoğlu olmadan kazandı. Mesela. Galatasaray maçı. En kritik oyuncusu olmadan kazandı. Kazandı. Işte. Evet. Enteresan değil tabii canım. Hiçbir takım Trabzonspor <laughs> oynar. e, oynarsa o o işte Berat oynar. O Cöpis oynar, oynar. Yani, o orta sahası Ligin en güçlü takımlarından biri Trabzonspor. Ligin en çok gol atan takımı zaten. Bakalım 10 numara bölgesindeki kim var? Trabzonspor'da değerli izleyenler. Yine Bakasetas için de %26 oy almış olsa da çok emin olmayalım. Çünkü bir hastalık durum var evet. oyuncunun da. i̇şte yani son testi olacak. Test pozitif negatif, negatif çıkarsa, çıkarsa, inşallah ama oyuncu ne kadar tabii hazır olacak onu göreceğiz. Ama baktığımız zaman Raşit Altın bu orta sahada. İdeal zaten bu böyle oynatıyor hocam. Dorukan'ın da orijinal yerine dönmesi. Evet yani Sabek de oynuyor. Sabek de oynuyordu. İyi de oynuyor. İyi de değil mi? oynuyor. Mi? Tamam. Ya yani bir kere yani ligimizdeki bir de ortası, benim görüşüm en ortası, sanki Berat'tan biraz da, daha diri duruyor gibi Dorukan. Bir daha ofansif olarak daha iyi sanki. Evet. E, ben de öyle düşünüyorum. Yani öne doğru daha e, katkı sunuyor. On, değil katkı değil mi? yapıyor evet. Bakalım kanatlardaki Mart var? Trabzonspor'da taraftar ne diyor? Edin Vışça attığı golünde hiç kuşku yok ki e, belki yani mi bak, diyelim? sadece, o gol 91. için, sadece o gol için bile transfer edilecek e, bir oyun. Çok soğukkanlıydı bence Raşit soğuk, Altın. Yani o dakika ve, ve top da Vişan ayağına geldi. Yani Galatasaray Hayır, açısından Vişan da yana yani. gelmedi. Hayır Vişan ayağına geldi ama. Onu çekti mi diyorsun topu? Taylan'ın Taylan, Taylan hata yapabileceğini tahmin ediyor ki poz, pozisyonda önce Taylan sağına bakıyor. Vişan onu görüyor. Tabii birbirlerini görüyorlar yani. Taylan da onu görüyor aslında ama tabii Taylan'ın hata yapacağını bildiği için çok deneyimli bir oyuncu. Hızla Tayland'a yaklaşıyor ve tabii pozisyon topu, topu kapıyor ve hakikaten müthiş bir gol atıyor. Ve söylüyorum hani çok çok kritik bir gol. Moral açısından da hani iyi oynamadığımız maçta bir sıfır geriden gelip son dakika golle kazanmak hakikaten müthiş, müthiş bir gol. Çok da net vurdu. Ay, çok vurdu yani, yani yapacak hiçbir şey yok. Çok üst bir oyuncu yani. Yani ve... en iyi kanat 3-4 oyuncusundan ikisi Trabzonspor'da. Yani sol kanatta Vakkaya ve sağ kanatta dediğim Vizca evet. evet. olunca da ister istemez puan farkı da. E oluyor. Lig'in en çok gol açılıyor. atan ve en az gol yiyen de ikinci takım. En az gol yenen Konya Spor 16 Trabzonspor 17 gol yemiş. 41 gol atmış ama en çok gol atan takım en yakın Alanya Spor'un da 41 golü var ama Alanya Spor'un Spor 33 gol yemiş. Evet. Bakalım forvette Trabzonspor'da kim var? Değerli izleyenler. Tamam. Andreas Cornelius. Ko Canini, Enis Destanoğlu hakkında. Deni Enis Destan, geleceğe yatırım, 2002 doğumlu. Ben çok mantıklı. 112 aldı evet. Yine iyi oy almış. Onu Ya yani Taraftar. E... Kuasi de orada oynayabiliyor biliyorsun. Evet, Kuasi de. Canini var. Koyta sakat olmasa Koyta var. Hakikaten Hı -hı. iyi bir kadro kurdu. Hem de düşük maliyete. Trabzonspor. Yani iyi bir kadro mimarisi yaptılar Haftaya da Konya ile oynayacak Trabzonspor içeride. Çok kritik bir maç tabii. Peki. Trabzonspor'un 11'i böyleydi. Sanal direktörde taraftar bu 11'i seçti. Peki Kasımpaşa taraftarı nasıl bir 11 belirledi ekranlara geliyor. Tekrar hocayı tebrik edelim. Selamünaleyküm hocam. 5'te 5 raş aldın. Hakikaten müthiş yani. Ya, birlikte gitti, yok yoksa 5 Hani beşte deniliyorken yapan. öyle bir durumdan evet. aldı götürdü. Tabii 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 ligde 5'te 5 beş yapan yok. Yani son 5'te 5 beş yapan tek takım şu anda Emre Belezoğlu geldiği zaman... Yani şu anda diyorum. Son 5 haftada 5 galibet alan tek takım. Ha, tabii tabii doğru. 5'te 5'e bağlı. Kasımpaşa evet. var. Son 5 haftada. Ertuğrul 153 oyu var. Kasımpaşa taraftarı kaleci konusunda sanki biraz evet. E, ikilem yaşamış. Ya bence ikisi de ligin deneyimli iyi kalecilerinden. Tabii işleri zor. Çok hakikaten ofansif gücü çok Trabzonspor'a inanılmaz. Savunma atıyla devam ediyoruz. Değerli izleyenler Sader Gonay %73 ile. Evet. Sağ bekte ve sol bekte Eren Elmalı var. Eren'in de biliyorsun büyük takımlarla ismi geçiyor. 2000 doğumlu bir sol bek. Önümüzdeki yıllarda herhalde göreceğiz onu büyük takımlar diye tahmin ediyorum ben. Altyapısından çıkmaya yanılmıyorsam Kasımpaşa'nın hoca da oynatıyor. Stoper hattında bakalım. Kimler var Kasımpaşa'da? Reçka ve e, evet, Tarkan serbest Dorkun, yer Dorkun, Dorkun, sakat olduğunu söyleyelim tabii. Son haftalarda formda ismiydi. Evet. O da, onu da söyleyelim. Galatasaray'ın e, da maçında evet. da golü var. Spayçi aldı. Hırvat Sırp milli takımının stoperi. Yani belki Spayçi oynatır. Onu tabi tabii göreceğiz. O da 122 oy almış. Sırp milli takımının rotasyonunda olan bir stoperden bahsediyoruz. Bedava aldı. Kasımpaşa. Transfer mi? Çok iyi transfer. Göreceğiz tabii de. Yani kağıt üstünde en kağıt azından üstlerinde. şimdi bakınca iyi bir transfer gibi görünüyor. Bakalım orta sahada kimler var? Kasımpaşa'da Travnik ve Doğucan, Doğucan. yer alıyor orta sahada değerli izleyenler. Kasımpaşa yerli rotasyonunu da ligin iyi kullanan takımlarından evet. bunu da söyleyeyim. Son dakikada Tunay Torun'u aldı. Yani son dakika derken hani bugün Tunay Torun'u aldı. Bu arada transferin de 8 Şubat yani salı günü gece 22.59 23.59'da bittiğini söyleyelim yani. Tam gece yarısı salı günü Türkiye'de transfer kapanıyor biliyorsun. Avrupa'da birinde kapandı transfer. Yani 31 Ocak'ta kapandı. Bizde 8 Şubat'ta kapanıyor. Devam ediyoruz. Kasım Kasımpaşa'nın 11'inde değerli izleyenler. Ben Yunus sağ kanatta Varga, sol kanatta Hayra ise 10 numara bölgesinde %30'da yer alıyor Hayra Dunovic. Hücum bölgesi de Kasımpaşa'nın. Çok etkili Hayra Dunovic. Böyle Varga'da. ki son dönemde Varga'nın evet, ortak oyunu performansı da çok etkili. Evet Umut Bozok tabii çok farklı. Ve, 11 gol 5 asist ve 23 maçta zaten ekranlara da geliyor. Evet, 93 ile birlikte de benim en azından notlarımda gördüğüm daha yüksek seçtiğimiz hmm. maçlarda orana sahip bir forvet yok. Evet. Çünkü hakikaten Bozo. müthiş oynuyor. 11 gol 5 %90. asist. En 3. yüksek gol katkısı yapan ligimizdeki oyuncu hakikaten tebrik etmek lazım. Bilinen de bir oyuncuydu. Milli takım tercihi de inşallah ya. milli takım izliyorum <laughs> Özür <laughs> diliyorum. Büyük Sefer takımlar konusura. için gözden kaçmış olarak bunu değerlendiremeyiz. E bilinen bir oyuncuydu yani. yani gözden çocuk zaten tabii ama yani atarak geldi buraya. Evet, potansiyelli bir oyuncu ama hani bir ikincilikte gol krallığı var Lig 2'de Fransa'da. Evet. Sonra ama o hani şeyini devam ettirmedi. Ama hani ben açıkçası fizik gücü yüksek. Ha yani boyuna rağmen hava topu olan, çok hareketli. Tabii ki Fransa altyapısı oyun bilgisi çok yüksek olan bir oyuncu. Tekrar tebrik ediyorum. Edelim yani Kasımpaşa scout ekibini ya da kim bu tercihleri yapıyorsa hakikaten müthiş transfer. Peki. Trabzonspor Kasımpaşa maçına dair sanal direktörde taraftarın seçimleri böyleydi. Sevgili izleyenler geçiyoruz. Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçına bakalım. İsmail Kartal'ın takımı Fenerbahçe nasıl 11'le ile sahada yerini alacak? Tabii Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu. Emre oldu. Diğer tarafta da Emre, Emre Belezoğlu. Ve futbolda bunlar oluyor tabii. Volkan Demirel direkt hatırlarsın e, e, göreve geldiği e, e, hafta Fenerbahçe e, e, ile maça çıktı. Bunlar var futbolda. Yüzde diyor taraftar. Yüzde %98. Zaten Altay alternatifi de yok. Altay hazır olunca kayadaki yerini alacaktır. Peki Berke doldurdu mu Altay'ın yokluğunda kaleyi? E, ya tabii 2000 doğumlu olduğunu unutmayalım Berke'nin. Genç bir oyuncu. E, tabii bir iki hatalı pozisyon oldu. Her kaleci yapacaktır. yani O bilgin bence futbol tarihimizin en iyi kalecisi Uğurcan Çakır. Bu seneki performansında seyredince ben öyle düşünüyorum. Futbol ama tarihimizin. Bence Türk futbol en iyi kalecisi Uğurcan Çakır. Benim fikrim naçizim. Evet. Ama iki hafta önce Sivas Spor Marşı topu elinden kaçırdı. E, evet. kaybetti. futbolda bunlar var. Her, her, kaleci yapacak bunu. Ee, biraz evet hataları oldu ama genç bir kaleci. Biraz fazla ben üstüne gidildiğini özellikle sosyal medyada düşünüyorum. Herkes hata yapıyor yani. Buna. Hata yapmayan kale böyle bir şey mümkün değil. Devam ediyoruz. Fenerbahçe 11'inde taraftar. Sağ bekte Nazım Sangare, sol beklesi Ferdi Kadıoğlu e, seçimlerini yapmış. Fenerbahçe hakkında da genel algı Raşit Altun, taraftarın algısı bir bek ihtiyacı transfer döneminde olduğu yönünde katılıyor musun? bir yani Bek ihtiyacı şöyle, var mı transferde back, Fenerbahçe'de? Salah'a ile oynayabileceğini düşünüyorum ben. Sol bekte gayet de iyi oynuyor. Evet. Açıkçası bence hani Fenerbahçe için transfer döneminde yani fırsat transferi hariç gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Ama bir fırsat transferi olur hop kaparsınız. Yani bir sol bek sağ bek evet tabii ki ihtiyaç var ama hani bunun için de yüksek bedeller ödememesi, ödememesi gerektiğini, gerektiğini düşünüyorum ben. Hani sezonun sonunu beklemek Beklemeyi diyorum. Çünkü Ferdi oynuyor orada Salah'ı da oynuyor. Novan durumu tabii sakat onun hani ne zaman. Evet. Ee, evet. ama hani ama iyi bir fırsat transferi olur. Maliyeti düşük. O zaman bir daha düşünelim Mesela şey ismi Kasımpaşa'nın e, Kasımpaşa'nın sol bakı neydi? Elmalı. Eren Elmalı. Eren'in ismi geçiyor mesela. 2000 doğumlu bir oyuncu hani bir fırsat olur, bir takas olur vesaire. Kiralık satın alma opsiyonu hani olabilir tabii yani. Ki daha önce Fenerbahçe'ye Kasımpaşa'dan yine e, transfer döneminde Tiyam almıştı. Tiyam dirar, dirar, dirar gitti Kasımpaşa'ya. Olabilir yani. Tabii ben hani öyle bir e, oyuncağına... Kulüp ilişkileri iyi diyorum. Evet. Yani. Belki bir ihtimal transferin evet. gerçekleşmesi yüksek olabilir tabii bu tamamen mantıklı yani genç bir oyuncu oyuncuya mesela Uğur Çiftçi'nin ismi geçiyor mesela bence Uğur Çiftçi de mantıklı. Yerli rotasyonunda evet yaşhane 30'a 30 galiba Uğur Çiftçi'nin ama neticede ama eee hani, Uğur oynar. Rahat rahat şey, çok büyük rahatlıkla. Şu var Uğur'la ilgili. Hani sakatlık, sorun, yani sakatlık o bölge sorunu uğra. yaşamaz. Kart sorunu Olmayacak yaşamaz. O. Makine gibi oyuncu. Evet. Her her maç bir de 10 üzerinden 6 7'den aşağıda oynamaz. Tamam muhteşem performanslar size maç kazandır da kazandırmaz belki ama maçta kaybettirmez. Orayı bence çok rahat İdare doldurabileceğini düşünüyorum. Yerli oyuncu yabancı sınırı olmasa farklı ama. Şimdi yerli, seneye dört yerli oynayacaksınız. E bir yerli sol bekiniz olsa bence fena olmaz. Hani uygun fiyata tabii. Uygun maliyetle. Takasla vesaire. Hani Uğur, Uğur'a da bir şey vardı. Çünkü sosyal medyada böyle bir tepki gibi vardı ama ben hani ben amil takım seviyesinde de olduğunu en azından performanslar sergiledi. Yani sağ beki sol bek oynattı milli takımda maalesef. Yani orada Rıdvan'ı vardı oynatmadı hoca. Evet. İşte... Doğru. Uğur Çiftçi oynayabilirdi diye düşünüyorum, düşünüyorum ben. Mert Müldür. Mert Müldür oynadı. Oynayacaktım yani. ben de. Evet. E Rıdvan'ı oynatalım. E yok. Uğur Çiftçi'yi al oynat. Yok gibi. Peki. Ha mesela Uğur Çiftçi'nin biraz hakkını yendiğini düşünüyorum ben. Bakalım stoperde kimler var Fenerbahçe'de. Kim Mince ile birlikte Atilla, Zalay yer <laughs> alıyor. da %15'e yedekliyor bu ikiliyi. Devam ediyoruz. Orta sahada bakalım. Kimlerin cezalı olduğunu söyleyeyim. Söylerim. Yine Fenerbahçe'nin tüm sezon boyunca konuşulan orta sahasında taraftar Crespo bence e, bir Mihaili ama bir şey Banko söyleyeceğim. Orada tabii Ozan Tufan'ın gelmesi biraz geç geldiği için herhalde. Ki gelen haberlerde Ozan Tufan'ın bir 9 kilo kadar vererek geldiği yönünde, daha fit ya döndüğü onlar, de. onlar nasıl biliyor musun? Onlar yönünde haberlerde geliyor tam diyelim. Tam bilemeyiz ama ben hani Ozan Tufan'ı İyi bir yani ligin en iyi orta sahancılarından yani en iyi yerli orta sahancılarından biri olduğunu düşünüyorum. Milli takımımız için de çok önemli. Evet. Yani burada Crespo, Ozan müthiş bir ikili olabilir. Bir kere çok dinamik bir ikili Tabii, olur. Tabii. Yani. O iki, iki, ceza sahası, iki kale sahası arasında şutu var, kafa topu var, ikili mücadele. Mesela Ozan'ı sabek oynatırsınız. Ben yani çok özel bir oyuncu. Çok beğendiğim benim kişisel olarak bir oyuncu Ozan Topu. Fenerbahçe evet. için kayıp kayıptı bence. Bakalım. Bakalım. Nasıl geldi tabii. Kesinlikle daha iyi gel yani. E, ben yarayacağını düşünüyorum. Kısa premierlik macerasını. İngiltere macerasını. Bakalım kanatlarda ve on numara bölgesinde Fenerbahçe'ye taraftar ne diyor? say Samuel, İrfan Can, Kahveci ve Pelkaz. Mesut Özel'in olmadığını şey yapıyoruz. Takımla çalışamadı. Evet. Muhtemelen yok hafta boyunca takım evet. çalışamadı. Muhtemelen yani Şu da olabilir mesela. Sosa'nın yerine Ozan Tufan, İrfan Can sola, Sosa oraya da olabilir mesela. İrfan'ın yerine İrfan Sosa. İrfan sağ mı? Sola İrfan mı? Can sağ. Sosa önde. Ben de aynı şekilde olsaydı Samuel Beke. Mesela evet. Tabii. Onda Nazım'ı Nazım, Nazım kenara alalım. O zaman yerli şeyine takılabiliriz. 1-2-3. Yok var. Yok şu an yeterli. Evet, Serdar yeterli. Dursun eğer hücumda en uçta da hatta ekranları da gelsin Fenerbahçe 11'inde sevgili izleyenler Valencia diyor evet, taraftar ama yani çok küçük nüanslar. 34 33 evet, 31 evet, çok evet. yakın birbirine. taraflarında yani da kafası doğru. karışık forvet konusunda. Berisha'da 31 alması da enteresan. %31. Ya tabii Ser, ben ya tabii böyle bir şey futbolda yok ama hiç, ya maçtan maça değişir. Serdar'ın da oynayacağı maçı var. Valencia'nın da ilk oynayacağı maçı ama hani ben İçeride Serdar sanki Deplasman'da Valencia gibi. Gerçi ama Başakşehir'le oynuyorsun. Çok güçlü bir takımla oynuyor Fenerbahçe. Hatta demişlerse... Haftaya demiş Giresun'a gidiyor Fenerbahçe. Haftaya. Peki. Hatta sen Medipol-Başakşehir demişken bakalım sanal direktörde taraftar Medipol-Başakşehir 11'ini nasıl seçmiş %60'la kalede Volkan yani Babacan var? Genç bir kaleci. Başakşehir'ler... Volkan'ı seçmiş ama hani Emre Bezoğlu da Muhammed'e daha şans veriyor. Bakalım ne yapacak. Soper hakkında yani bakalım kimler ki var. Ya. Yine Mahmut Tekdemir sakat takımda. Evet. Salih Uçan Önemli. takıma dahil oldu. Önemli eksik ama. Emre Çolak da yine Mahmut Serdar on. Gürler takıma katılmıştı. Zaten daha önceki transfer döneminin ilk günlerinde. Ve evet. Transfer, evet. Konuşuluyor. Taltun, transfer konuşuluyor. Rahit Altun Premier Lig'den transfer konuşuluyor. Evet, ismi çok gidiyor, dönüyor. Çok çok bence çok çok. Başakşehir'de. Yani Edin boşluğunu tabii ki doldurmak kolay değil. Ama e, doldurabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Treze Çok çok etkili Arne bir oyuncu. Çok güçlü, süratli şutu var, atar, attırır. E, çok önemli bir transfer olur yani büyük takımların nasıl transfer radarından kaçıyor bilemiyoruz tabii. Devam ediyoruz Medipol Başakşehir'de değerli izleyenler. Orta sahada bakalım. Taraftar yine Doğru. Tolga, Ciğerci. Tolga Tolga Ciğerci'nin ben vazgeçmemesini ve kariyerini tam düşe geçmişken bir anda parlatmasını takdir ediyorum. Ya şimdi zaten Bundesliga seviyesinde bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da ilk dönemi çok iyiydi biliyorsun. Sonra Fenerbahçe'de işte sakatlık sorunları zaten kariyeri boyunca sakatlık sorunları oyuncuyu etkiledi. Ama bence hani orta sahada fizik gücü, kapasite, size Önemli bir oyuncu. Salih Uçan'ın bir anda girmesini yani ediyorsun. Çok kolay değil yani Beşiktaş'ta oynamak. Yani Fenerbahçe'de oynamak lazım. Büyük takımda çok kolay değil. Aytemiz Alanya Spor performansını Menipol-Başakşehir'e görür müyüz? Görebiliriz tabii. Baskı daha az. Yani Beşiktaş'ta kere. oynamakla Başakşehir'e oynamak Biz. değil mi yani? Evet. O, o baskıyı kaldırmak çok kolay değil. Aynı şey işte Emrah Baba için de geçerli oluyor. Wagner Love için de geçerli oldu biliyorsun. yani. Kolay değil yani büyük takımda oynamak. Baskı beklen çok yüksek. Devam ediyoruz. Melipol Başakşehir'de sevgili izleyenler, Serdar Güller evet, evet. yine sağ kanatta yerini aldı. Alexis 10 numara bölgesinde, evet. Gulbrandsen sol kanatta yerini alıyor. Serdar Güller'in bir sakatlığı vardı ama iyileşti oyuncu. Bunu hemen sizlerle paylaşalım. Serdar Güller'den eğer faydalanabilirse Faydalan. Melipol Başakşehir yerli oyuncu. Berkay'ı yalnız yedek bırakmış. Evet, yani tarafta yedek bırakmış. Çadlı da çok yani 70 kere. Belçika milli takımında oynamış bir oyuncu başlıyor. Bunlar Ama oylar çok, çok yakın özel bu arada. Oyuncular. Chadli ile evet, yani birkaç puan yani. hani artık Gulbrandsen ile Chadli. Orada herhalde bir küsür at var ya da Tolga kıyak evet. çekmiş bizim şey. <laughs> Editörümüz. E, Gulbrandsen'e. Hani daha genç diye onu oynatmış hani. Bilemiyorum genç Tolga veya. Hani, herhalde orada küsür at vardır o yüzden Gulbrandsen öndedir. E, burada enteresan. Berkay'ın yedek olması. Bakalım. Bakalım. Forvet'te kim var? Medipol Başakşehir'de Stefano Okaka liginde e, Süper Lig'e Lukaku'su Okaka evet. ile birlikte de tamamlıyor 11'i Medipol Başakşehir taraftarı. Tabii yani... bir cümle yorum alayım beklemeye Kendi takım içinde zor maç. Ama ben kendi sahasında bir adım önde geliyorum Fenerbahçe'yim. Belki bu da bu maça dair Raşit Altun'un yorumuydu sevgili izleyenler. Kısa bir ara sonrasında sanal direktörde bıraktığımız yerden karşınızdayız. Alanya Spor Galatasaray maçıyla devam ediyoruz. Bakalım Aytemiz Alanya Spor tarafta tarafta boyunca nasıl bir 11 belirlemiş kalede. Marafona var. Oyu %60. Evet, yani Serkan Kırkın da çok iyi performans sergiliyordu. Sezon. Tüm sezon boyunca tümdeki... çok bitkere oldu değil mi taraftar? Evet. Serkan dediği marafonu. Faryol'ü, dedi. marafonu iyi tercih ediyor. Ama tabii farol de biliyorsunuz. Kaleci Kaleci, kaleci, kaleci antrenörü, antrenörü. antrenörü diyor. E, tabii ki herhalde ayağı daha iyi oynuyor diye diye tahmin ediyorum. Marafonu. Ama iki kaleci arasında ben en azından yani teknik anlamda bir farkın, çok şöyle bir büyük fark farkın olmadığını yani. evet. varsa eğer yerli kontenjanı değerlendirmek için. Öyle. Ama Aytemiz Alanya Spor zaten birazdan 11'de gelecek ekranda Raşit Altun. Birçok yerli barındırıyor 11'inde de. Ligin en çok gol atan Trabzonspor'la birlikte takıma Aytemiz Alanyaspor. Yakaladım 5-6'dan aşağı atıyor Aytemiz Alanyaspor. En çok gol yiyen takımlarından biri. 33 gol. Galatasaray da mesela 33 gol yemiş. Galatasaray e, 15. 27 puanla. Alanyaspor da 33 gol yemiş. E, 38 puanla 3. İşte o aradaki fark Alanyaspor 60. 13 fazla atmış. 6-2 yenmiş. Değil değil tabii 13 tane fazla Spor. atmış yani. Devam ediyoruz savunma hattını Aytemiz Alanya Spor'da değerli izleyenler. Ruan Fran, Avaziyem, Milinovic ve Borha yer alıyor. İyi bir oyu. savunma hattı olduğunu net olarak %100. söyleyebiliriz. Zaten sağ sol bekin %60 aldı. Hani nadir takımlardan biridir. Oturmuş kaliteli evet, bir stoper attı evet. hattı, savunma hattı var. Aytemiz, Alanya Spor'un. Devam ediyoruz. Orta sahada Raşit Altun. Fer evet. aldı o iş. 13 Hani mesela patlama yapmasını yani bizim ligde uygun bir oyuncu. Hani bizim ligde e, fark yaratacak bir oyuncuydu ama henüz onu gösteremedi. Yüzde yani onu çalıyor. Devam ediyoruz. 10 numara bölgesinde yine Emre Akbaba liginde şu anda en formda isimlerinden biri Efecan Can Efe Karaca ile birlikte. 91 gibi. Çok etkili İnanılmaz bir oyun ortaya evet. Transfer söylentileri Efecan'ın bu transfer döneminde de yine Her çıktı. Her transfer döneminde Efecan'la iyi bir futbolcu olduğu için var. Her transfer döneminde var. Ee, yine konuşuluyor. Yine, yine Efecan'ı da etkilemiyor. Yani. Takımın kaptanı biliyorsun Kartal Spor'dan geldi. 7-8 sene oldu. 2013'te gelmişti yanılmıyorsam. Alt ligdeyken. Kaptan Ami takımında da oynuyor. Zaman zaman. Sonuna kadar da hak ediyor 191 oyu. Peki ve en uçta da Evet. Bir kez daha ekranlara gelirse eğer şahitimiz Alanya Spor'un 11 az önce tam göremedim. Wilson Eduardo yer alıyor %70 ve Davidson da %81 evet. aldığı oy. Cecu Santrafor'u Senegal milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda filan oynayacak Mısır'a karşı. O yüzden. Diğer tarafta da ki zaten Mustafa Muhammed. Muhammed. Mustafa, Mustafa Muhammed de Galatasaray'da eksik bu yüzden demişken Galatasaray'ın Galatasaray'ında 11'ini ekranlara getirelim sanal direktörde sevgili Tabii burada yine bir yerli izleyenmiş. oyuncu vardı Altay'da. şey Alanyaspor'da. Evet. ki Peña taraftar evet. bir anda sarılmış. %96 oy almış Raşdaltun. Evet. Yani tabii Barcelona B takımının yani 3. ligdeki takımının kalecisi 3. lig. Yani 2 altlık yani. 2 altlık. Değil La Liga 2 3 ee, kalecisi de hocanın herhalde tanıdığı bir isim. Biz açıkçası çok Bence biraz hani boyu 1.84 bir kaleci için yani çok kısa değil ama hani artık kaleci 1.90 ve üstü genellikle oluyor kaleciler. Ee, hani izlediğimiz kadarıyla tabii hani şeyden internetten baktığımız kadar işte penaltılarda etkili. İzleyip göreceğiz muhtemelen Barcelona altyapısı olduğu için ayağı oynayabiliyor. Ama tabii Galatasaray'da sıkıntı ayağı oynadığınız adam oynayamıyor. <laughs> değil mi? Yani <laughs> veriyorsunuz. <O gülüyor> Top gibi. sonra başka yere gidebiliyor diyorsunuz. Gidebiliyor. O başka yere gitmiyor. Kalenize da gol oluyor. yani ama evet. tabi eee Şilili transferiyle bakalım nasıl oluyor. Bakalım stoper hattında Galatasaray'da kimler var? Galatasaray yüzünü değiştirmeye çalıştı bu transfer döneminde. Hmm. Marko, Nelson Ayakların hakimiyet konusunda iyi bir savunma evet, hattı söylemek evet, lazım. Ama, evet ama tabii Marko hem Trabzonspor maçında hem Kasımpaşa maçında çok bireysel hata yapıyor. Evet. als. stoperleri. Hedef, de, orta sahaları da yapıyor. O zaman da işte 15. sırada oluyorsunuz. Devam ediyoruz bakalım orta sahada kimler var? Galatasaray'da Çıkıldao. %131 hmm. ve Berkan Kutlu %16 hmm. aldığı oy ama hemen hatırlatalım. Yani pulgar, pulgar geç transferi, geç, geç kadroya yazıldığı için, için yazıldığı hafta için, boyunca evet. çok evet. en azından Pulgar yine %5 oy aldı. 24 saatte aldı boyu. Evet. Belki de 72 oh. saat oynansaydı saydı Bulgar'da Berkan'la beraber. Da Güney Amerika'dan geldi olabilirdik Güney Amerika'dan geldi oyuncu. İşte ne kadar hazır sonuçta en az tam özel uçak ve ne olursa olsun bir 14-15 saatlik bir uçuş. Evet. Nasıl olacak bakalım? Ne kadar hazır? Bunu da göreceğiz. Göreceğiz. Devam ediyoruz. Galatasaray'da yine değerli izleyenler. Feguli yüzde 34, Emre Kılınç yüzde. 14 ve Kerem Aktürkoğlu yüzde yani, 94 aldığı on... Yani şunu söyleyeceğim ya Emre Kalın'ın Trabzonspor maçındaki ilk yarıdaki performansından sonra da yüzde 14 alması da enteresan. Daha evet. yüksek almasını ben. En ben de katılıyorum sana. Ne işte aldım. Bekliyordum. Bakalım Benfica kim maç. Benfica Yine ama Gomis'inde yani 24 saatte evet. olsa Gomis'i gören Galatasaray taraftarı hücum etti muhtemelen. Evet ama bugün biliyorsun oylamaları ve %48 oy aldı evet. ama ama kısmında sana bırakayım. bugün muhabirimiz Kutlu Akpınar röportaj yaptı biliyorsun. Evet. Gomis'le. Orada hani Kayserispor maçı hazır olabileceğini söyledi. %100 hazır olmadan oynamak istemiyorum dedi. Muhtemelen Hani maçın gidişatına göre belki sonra belki. oyuna dahil olabilir. Yani bir oyuncu da ben hazır değilim diyorsa da hiçbir hoca bence oynatmaz diye düşünüyorum. Hele yabancı hoca hiç öyle. Hazır değilsen oynatmaz. Tahminim tabii. Yani ben orada mesela Halil'e %35 var. Babel %13. Yani çok enteresan yani. Ben Babel'in yani Galatasaray komisi yoksa, hani komis transferini saymıyorum. Tek forvet oynayacaksa ben Babel olması gerektiğini düşünüyorum orada. Ki hatırlarsın son maçta Trabzonspor maçına girdi. Çok etkili oldu Babel. Saygı duyuyoruz tabii Galatasaray taraftarına. Böyleydi değerli izleyenler Galatasaray'ın da sanal direktörde. 11'i Raşit son bir soru sonra geçelim. Buyurun. Çok kısa. Penya, Gomis, Pulgar. Üç yeni transfer Galatasaray'da. Ee, Semikaya. Semikaya ile birlikte dört hamle. Dokuz dört tane de sezon başı almıştı. 9 tane de sezon başı almıştı. Geçen sene de Galatasaray 13 transfer yapmıştı. Bu sezon da 13 transfer yaptı. Geçen sezon 7 artı 5 yapmıştı devrası. Bu sene 9 artı 4 yaptı. Yok 7 artı 6 herhalde. 7 artı 6. Neyse, 13 yani transfer yani çok fazla bu kadar transfer yaparsanız evet. e, bir futbol takımında böyle bir şey olmaz. Sürekli başkan değişiyor Galatasaray'da hoca değişti ya. Yani çok başarı mümkün değil. Bir eee i̇stikrar, istikrar, istikrar, sağlanması lazım. gerekiyor olsun. Tabii bunlar da gerçekçi olmak gerekiyorsa işte Pulgar olsun, Gomis olsun, Pena hani kötü gidişe bu sezonu kurtarmak için yapılan transferler yani işte gençleştirme operasyonu biraz tabii puan durumunda 15. olunca biraz hafa kalkmış. Bu da doğal tabii yani. Haftaya da Kayseri Spor oynuyor Galatasaray İstanbul'da. Diyelim ve İzmir derbisiyle devam edelim. Göztepe Altay mücadelesinde bakalım sana. Al direktörde taraftarın 11'i nasıl şekilleniyor? İrfancan Can Eğri Bayat var. %98 aldı. Önce şunu söyleyeyim ben. Oy tabii. Önce şunu söyleyeyim. En son 1979'da 9 Eylül 1979'da 3-1 yenmiş Göztepe Altay'ı. Lig Süper Lig'de. 1979'da. 1979'da. Evet, son derbiyle Paycan'ın golüyle evet, zaten. Evet orada da. Son 7 maçta. Kazandım. Son 7 maç zaten. 4-6 ay galibiyeti. E, totalde de 32-6 ay galibiyeti. 27 beraberlik. 15. Göztepe galibiyeti. O maçta da Mustafa Denizli kadrodaymış. E, Altay'ın kadrosunda. E, Murat Erbaşlar atmış golünü. Altay'ın Göztepe'nin golünü de Sadullah Acele ile İrfan Ertürk atmış. İzmir Atatürk Stadı'nda. Tabii bizim de yaşımız onu yani ben 73'te Böyle bir tarihe yolculuk 79'da, şey oldu, 79'da, 79'daki maçı da hatırlamıyorum ama şeyi biliyorum. Bombacı e, Sadullah Salo diyorlar. E, Doğan İrfan Ortala Doğan İrfan Ortala Bombala Sado Bombala diye Göztepe'nin de tezahüratı. Eski sonradan Beşiktaş'ta oynadı bir sezon. Beş, Çok güzel Göztepe'nin de, de şey, efsane isimlerinden biri. Doğan İrfan Ortal'a, Bombal'a, Sado Bombal'a. Yani. yani işte <laughs> Şimdi ağzıma dolanacak benim bu slogan muhtemelen. E, ama enteresan bir şekilde Altay'ın Göztepe'ye karşı bir şeyi var. Evet. Üstünlüğü varmış yani. Peki. Devam edelim Göztepe'de. Bakalım yani... savunma hattında kimler var. Aslanagüç. Bu arada üçlü mü oynayacak konusunda yine hoca. E, koca... böyle seçmiş. Diyelim. Atınç Dukan ki Atınç yani da Göztepe'nin de tabii müthiş çıkışını söylemeden geçmek e, olmaz e, değil geçmek mi? Geçmek olmaz yani. Son 4 maç 4'te 4'te geldi. Hakikaten hocayı da sayın başkanı da hoca konusunda ısrar ettiği için tebrik etmek lazım. %100. Herhalde Aytaç Karayı da aldılar Galatasaray'dan. Transfer ettiler. Bir takviye daha yaptılar. Yani 5 hafta, 6 hafta önce küme düşme konuşulurken, küme düşme adaylarından biri olduğu konuşulurken şimdi ne kadar yukarı çıkacağı konuşuluyor. Bu çok önemli bir şey tabii. Tebrikler. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bakalım. Obina ki benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Senin de çok sevdiğini biliyorum. Yani Duyum şöyle barışa. ben niye seviyorum? Ben yani niye seveyim Obina'yı? Bedavaya almış o oyuncuyu. E, ligin en değerli orta saha oyuncularından biri. Transfer bu bak bir de %35 almış. Plaka yapmış. <laughs> o yani o, bedava oyuncu. Evet. kaç milyon eurolar bonsar ücretlere ödeniyor. Hiçbir şey yaramıyor. Ve Soner yine. Ya Soner mesela. Kaldı gibi en azından. Evet, çok önemli oyuncularından biri. konuşuluyordu. Söylerimde. Sol ayaklı. Yani potansiyelli bir oyuncu ama bu sene biraz beklentinin bence uzağında kaldı. Mubanje de etkili bir Sol kanat oyuncusu, sol bek. Kanat oyuncusu. Bakalım en uçta kim var? Göztepe'de hemen ekranlara. Geliyor. Halil Akbunar sağda. Yahoviç ne gol inmiyor? bölgesinde evet. ve Endia'ya %75 aldı oy. Vallahi Raşit Altun bu 11'in, bu kadronun zaten e, bir uyum yakalaması gerekiyordu. Kötü oynamıyordu Göztepe. Tabii tabii kaybettiği Puanları maçlarda yansıp, da, tabii, kaybettiği maçlarda, kaldım, bir yani, da iyi oynuyordu. Evet. Yani bu takım sanki toparlanır diyorduk ve toparlandı. Öyle yani, oldu. Tabii, burada hocayı yani El Maestro'yu da Sayın Başkan'ı da tebrik etmek lazım. Israr ettiler. Sabırlı oldu. Ve sabrın sonunu aldı. Son 4 maç. üst üste galibiyet. Kasımpaşa 5 maç. Peki derbin Altay. Bloğunda taraftar ne diyor? İşte ekranlara geliyor. Altay'ın sanal direktörde 11. Mateusz Lis. %81 aldığı oy Raşit Altun. Ligde, <laughs> yerli yabancı iyi kalecilerimiz var ligde. Yani ligin kalecileri genel olarak ortalamanın üstünde bence. Bütün takımlar için. Liste bunlardan biri yani. evet. Tabii liste bunlardan biri. E, Moritz söyleme gerek yok Adana Demirspor'un kaybısına. Evet. E, Ersin. Keşke alsaydık. Altay. Biraz övseydik Moritz'i. Ee, Haftaya veririz. Evet. Uğurcan'ı söylemiyoruz zaten. i̇yi kaleciler yani Ersin Dastanoğlu olsun. İyi kaleciler var ligde. Devam ediyoruz. Altay'ın 11'inde değerli izleyenler. Cebrail evet. yine sağ bekte, sol bekte. Nadiri Björkander, der. Murat Akçık ikilisi Yer alıyor stoper hattında. İzmir derbisinde evet, bakalım. hoca da değiştirdi. Bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Devam ediyor Altay'ın 11'i, taraftarın 11'inde. Poko ve Peki. Zeki yerini alıyor sevgili izleyenler. Hemen hmm. önlerinde sağda Kapel, solda Rodriguez. Taciano aldığı oy yüzde 22 ve en uçta ise Kara Boko, Bamba yer alıyor. Baktığın zaman genel anlamda bu 11 ile Göztepe'nin 11'ini e, kıyaslayacak olursa... çok güzel bir maç bizi bekliyor. Yani nefis bir maç. İlk maçta 6 ay kazanmıştı. Evet. O da güzel bir maçtı. Yine çok güzel bir maç bizi bekliyor. Peki. İzmir derbisine şimdi Raşit Altun'un yorumları böyleydi sevgili izleyenler. Ve son maçımıza geçiyoruz. O maçta Beşiktaş, Fraportav, Antalya Spor son 8-9 dakikalık dilimizde de bu maçı konuşacağız. Sanal direktörde Karide Ersin Destanoğlu evet, var. Yüzde 99'da 9, evet. herhalde gördüğüm en yüksek oy oldu. 98 gördük hep. Evet. Yani bu hafta en azından böyle. Evet. Devam ediyoruz. Müthiş performans. Rozier, Vida, Montero ve Rıdvan Yok, artık evet. Beşiktaş'ında. Yani şey çok güzel değil mi mesela? Rıdvan'ın 97, Ersin'in 99 alması, altyapıdan çıkan oyuncular. Tabii ki Rozier'in de çok önemli ama 98 alması neticede öz kaynaktan, altyapısından çıkarttığı oyuncular. %100 tabii. Çok önemli. Devam ediyoruz. Beşiktaş'ta taraftar ne diyor? Piyaniç Piyani. %34. Hı hı. Emirhan ilk kez, geçen hafta da yine hı hı. iyiydi. Bıraktığımız haftada yine. Ama 11'e girememişti. Hmm. Bu hafta girdi Emirhan evet. %17 ile. Çok çok özel bir oyuncu. Yine 5 Beşiktaş altyapısından 3. oyuncu taraftarın seçti. Evet. Devam ediyoruz. Çok büyük potansiyel var Emirhan'da da. Gezald %95 evet, Teşeyra %22 ve Lerin yine %69 aldığı oy hmm. Beşiktaş'ta. En uçta ise ekranlara geliyor. Beşiktaş 11'inde Mişi Batşuay'ı yer evet. alıyor. Raşit Altın Derin, Alex Teşeyra, Gezzal, Batşuay. ya Baktığın zaman kağıt üzerinde ligin. Yani, Tabii çok Şimdi bak. Çok yani üst düzey bir. Teşeyra, Batşuay bunlar hakikaten kariyerleri de çok üst düzey. Gezal yani inanılmaz performans sergiliyor. Kadrosu iyi bir kadro. Net bir şekilde iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın. Artı takviye de yapıyor Beşiktaş. Getson Fernandes seneye. Josef e Getson Fernandes. E biraz daha önde tabi. Ama sanki altı numara biraz yani, evet yeteneklerini yani, evet. kısıtlar. Işte evet bir... yani, evet. Bence de. Düşünüyorum. E ben de önde oyn oynar diye tahmin ediyorum. Zaten Celaasas oralarda çok 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 özel görün çok etkili. Seneye e, de herhalde Joseph Getson Fernandes y yine bir, iyi bir transfer. Hem ezeli rakibinden transfer çalımı. Beşiktaş'ta ben işlerin iyi gittiğini düşünüyorum. Tamam bu sezon belki. E, sıralamada istediği yer değil Beşiktaş belki. Şampiyonluk yarışının uzağında ama e, bu sene de genç Emirhan'ı kazanıyor. İşte Edson Fernandes'i transfer etti. E, Laiç, Lens gibi maliye olarak yüksek yani yüksek kontratlı kulübe yük olan ama oynatmadığı oyunculardan sezon sonu kurtulacak önümüzdeki sene için bence iyi şeyler oluyor Beşiktaş'ta. Geçen sene şampiyonu zaten. İşte bu sene Avrupa kupalarında muhtemelen zorlayacaktır tabii şampiyonluğu şampiyonlar ligini. İkinciliği şampiyonluğu da tabii ama hani gerçekçi olmak gerekiyorsa 18 puan çok kolay değil tabii kapatmak. Ama hani iyi şeyler yapılıyor. Yeni bir takım, genç bir takım kuruluyor. Peki. Devam ediyoruz. Haftaya da Adana Fraport, Spor Talan zor ailesin ailesin Zor bir deplasman. Hani Josef'in durumu da belli değil tabii. Yok burada. O yüzden hani. O yüzden şey, almadık. Almadık. Özeple, yani belki de oynayabilir diye. tabii bilemiyoruz ama. Cuma günü takımla çalışabilir. Bilemiyoruz tabii. Yani. Bugün hani antrenmanda hazır olur mu onu göreceğiz. Peki. Fraport Avantalya Spor'un sanal direktörde 11 ekranlara geliyor. Sevgili izleyenler, Ruth Bofen var. %87 hmm. aldığı oy. Bu, Ruth ama... O da ligin ilk kalecilerinden beri. Yıllardır da ligimizde. Evet. Devam ediyoruz. Bünyamin yine Naldo, Kudriyashov ve Güray Vural yer alıyor. Doğru. Aldı o %73 Güray'ın yine digin yerli rotasyonunu iyi kullanan takımlarından Fraport Avantajlı Spor. Yalnız burada tabii Güray da bünyeminde çok ofansif bekler. Hani böyle 5'linin sağa solu gibi 3-5-2'de ya da 3-4-3'te üç, dört, 4'lünün sağa solu gibi. Hani Bunu klasik... konu bakımından Güray Şahat'ın... Veysel'le birlikte 3'te oynatıyor, 3 stoper oynatıyor. Aslında. Onu söyleyecek yani. zaten. Onlar evet. zaten sağa solu gibi oynayan. Hücum ederken Defans yaparken Beşiktaş'a dönmüş oluyor. Konum itibariyle Fraport-Antalya Spor'da kolay bir dönemden geçmiyor. Tabii çünkü zor, evet. Göztepe kendini öne attı. Kasımpaşa kendini öne attı. Yine Gerosun'da kendini öne attı. Ve Fraport-Antalya Spor Hı. biraz performans anlamında geride kaldı. Ki puan durumunda da yansıdı bu durum. Evet. Bakalım orta sahada kimler var? Fraport-Antalya Spor'da. Fernando ve Freddy aldıkları oy. Çok benzer poli haftalardır. Evet. Hep 11'deydi bugün. Poli'yi göremiyoruz. Fraport da çok önemli bir deneyimli bir oyuncu ama. Poli'de. Evet. Bakalım kanatlarda ve on numara bölgesinde kimler var? Çok önemli transfer takviye. Kesinlikle. en daha Bildiğimiz oyuncu Doğukan da ligin en iyi yerli oyuncularından biri. O da 1999'da onlar. Tam futbolun altın altın çağı yani 22 23. Ama artık bu oyunculardan da hani biraz daha hani bir tık daha bir şeyler görmek. Ama yani Doğukan bence elinden geleni yapıyor. Yani, Biraz e, orta sahada sıkıntı var. Belki da. çok Bakalım mu acaba diyorum Dorukan'ın üzerine yük bindi. E, çok gücüm bindi, ama şimdi daha geldi ama. Evet. Çok etkili bir oyuncu o da. Ya yani bir de ön tarafta sıkıntı var işte. aldılar olmadı. O işi çözemiyorlar yani. Hacı Right var Amerikalı oyuncu. Gol sorunu e, var Antalyaspor'un yani 23 gol Antalya Antalyaspor. 23 maçta 23 gol atmış. Maç başında bir gol. Çok düşük bir rakam mı yani. Bakalım en uçta kim var? Fraporta, Antalya Antalyaspor'da. Hacı Wright yer alıyor, aldı. oyda da %44 Hacı Mesela Gökdeniz Bayraktar'dan da hani patlama yapmıştı. O beklediğimiz gelişimini sağlayamadı. O da genç bir oyuncu. Ee, tabii zor bir maç Antalya Spor için. Yani Vodafone Park'ta İstanbul'da Beşleş'e yenmek çok kolay değil. Puan almak da kolay değil. Ee, ben hani favorisi maçın net bir şekilde Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş olduğunu söylersek herhalde şey yapmış olmayız. Peki. Raştal'ın çıkmadan önce Son bir kez senden haftanın genel anlamda bir e, portresini çizmeni isteyeyim. Açıkçası, bir dakika sonrasında çıkalım. Açıkçası tabii ki yani Trabzon Kasımpaşa önemli ama hani herkesin gücü tabii Alanya Spor Galatasaray maçında olacak. Değil mi? Evet. Önemli bir maç. E, derbi var Göztepe Altay. Altay. O da çok keyifli e, geçeceğini düşünüyorum ben. Hani ben Trabzon'un da Beşiktaş'ın da kendi sahasında kazanacağını düşünüyorum. Çok zorlanacağını açıkçası düşünmüyorum. Haftaya da Trabzonspor için tabii Konyaspor maçı. En yakın şampiyonluk yolundaki rakibimiz kendi sahanızda haftanın maçı olacak. Çok güzel bir maç olacak. Ee, orada biraz daha lig şekillenebilir. Artık 23 hafta, bu hafta 24, 25. hafta olacak. Puan farkını bakalım ne olacak. Ama futbol bu. Konya Spor gidip orada kazanıp hem kendini fotoya sokup hem arkadan gelenleri de e, yarışa dahil edebilir ama hani açıkçası Sevgili Can, sanki geçen hafta Edin Viscan'ın attığı gol moral olarak da, mental olarak da Trabzonspor'u hem puan olarak da çok iyi bir yere getirdi. Mental olarak da şehir olarak, kulüp, takım bence herkesi bir, bir üst seviyeye çıkardığını düşünüyorum ben. Çok kritik bir goldü o gol. Yani replasmanda son dakika golüyle Neticede ezeli rakiplerinizden biri şampiyon yarışında yıllarca yarıştı. Galatasaray Trabzonspor. Yeniyorsunuz. Bence bu hani ligin kırılma maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani eğer Trabzonspor bu sene şampiyon olursa, şampiyon hikayesi yazılırsa Uğurcan'ın Galatasaray maçına çıkardığı top ve Visca'nın bence golü en önemli yer olacak. Peki. Çok teşekkürler Raşit teşekkür Altman. Çok teşekkür Edelim sanal direktörü noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma saat 17'de bir kez daha Raşit Altun'la birlikte sanal direktörde huzurlarınızda olacağız. Hafta boyunca sizlere oy vermek için tr.binsports.com adresine bekliyoruz. Hoşçakalın.